Bu fikir 2 dakika önce aklıma geldi. O yüzden lütfen benimle kalın. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Netflix kullanıcısıyım. 2017'den beri falan. Bugün böyle bir içerik üretmeye karar verdim. Yani bugünden itibaren. Netflix'te 3 tane liste var. Bir tanesi o gün içerisinde en çok izlenen içerikleri gösteriyor. Öbürü de ayrı bir şekilde en çok izlenen filmler ve en çok izlenen dizileri gösteriyor. Ve bu hafta içerisinde 5 farklı film izleyeceğim. Netflix Türkiye'deki, Netflix'in Türkiye konumundaki en çok izlenen filmleri. 5 filmi izleyeceğim. Bugünden itibaren başlayacağım. Evet, video bu. Ve bakalım Türkiye'min film şeyi nasıl? Özür dileyerek Türk halkına çok güvenmiyorum film konusunda. Ama her şekilde bugün böyle bir challenge, bugün böyle bir deney yapmak istedim ve bakalım Netflix'in Türk kullanıcılarıyla taste'im ne kadar benziyor. Netflix Türkiye'deki bugün top 10 film listesinde birinci sırada Venom var. Zehirli Öfke. Çok heyecanlı değilim bu film konusunda çünkü çok iyi şeyler duymadım. Ama evet, bugün bunu yapacağız. Hadi başlayalım. Şu hanımefendinin 5 dakikadır Michelle Williams olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Siz de yapar mısınız böyle filmde herhangi bir aktörün nerede oynadığını görene kadar rahat etmiyor içiniz? Şu kadar kaldı. Bir sahne daha sonrasında bu Michelle Williams mı diye soracak. Sorarsam açıp araştıracağım. Herkes yatıyor şu an evde. O yüzden birazcık sessiz konuşacağım ama Venom'u bitirdim. Ve notlarım var. Şimdi filme genel puanım 5 üzerinden 3 oldu. Ne çok kötüydü, ne çok iyiydi. Niye 2.5 vermedim peki? Herhangi bir cevap veremem buna. Niye 2.5 vermedim bilmiyorum. Tek pozitif şey filmdeki bence Tom Hardy'ydi. Tom Hardy'nin oyunculuğu, Tom Hardy'nin bu filme olan efor sarf etmesi bence tamamen filmi kurtaran şeydi. Tom Hardy gerçekten bunu severek oynamış. Çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle senaryo yazımı çok kötüydü. Diyaloglar çok kötüydü. Uzun süredir bu kadar cringe yazım şekli, bu kadar cringe bir senaryo görmedim. Senaryo aynı zamanda çok hızlı ilerliyor. Tahmin edilesi, yani gerçekten bir sonraki sahnede ne olacağını tahmin edebildiğim bir filmdi. Çok basit bir origin hikayesi, origin story'ydi yani benim için. Venom'ın ilk dönüştüğü sahne, hani Tom Hardy'nin kafasından veya herhangi başka bir yerinden çıkmadığı, direkt kendi olduğu Venom'ın. O sahne mükemmel olmaz. Ben fragmanda izlemiştim. Çok güzel o sahne. Gerçekten onu kim yaptıysa alnından öpeyim ama onun dışında filmin görsel efektleri çok kötüydü. Özellikle son kavga sahnesinde neyi izliyorum anlamadım asla. Hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Çizgi romanlarda Venom çok daha ciddi bir karakter ve bu filmde hani daha genel izleyiciye yönelik bir Venom hazırlamışlar, Venom şey yapmışlar. Ben bunu şahsen çok kötü bulmadım. Nedir örneğin benim için çok bir problem değil çünkü biliyorum ooo çocuklara mı yaptınız bu filmi diye böyle sinirlenenler falan olmuştur büyük ihtimalle ilk çıktığı zaman. Ama ben çok ciddi, çok sıkıntı etmedim şahsen. Thor Ragnarok'ta da aynı şey olmuştu. Evet, ilk gün böyleydi, ilk filmimiz böyleydi yani. Yarın tekrardan kontrol edeceğim ama tahminimce Venom hala birinci sırada olacak. Eğer olmazsa yarın ikinci filmimizde görüşüyor olacağım sizinle. Ama olursa artık ne zaman olur bilmiyorum. İkinci filmimizde görüşeceğiz her şekilde sizinle. Evet, şimdilik görüşürüz. Ben yatıyorum. İyi geceler. Korktuğum başıma geldi. 2-3 gündür hani Venom'u izlediğimden beri Netflix'i her gün kontrol ediyorum. Bugün film değişecek mi, bir numaralı film diye. Dün ne ondan önceki gün tam olarak hatırlamıyorum. Kissing Booth 3 Netflix'te yayınlandı. Çok mutsuzum. Gerçekten şimdi Kissing Booth'u izleyeceğim. Çok mutsuzum. Evet. Hepinizden nefret ediyorum. Türkiye Netflix kullanıcıları bunu birinci film yaptığı için. Eventually you're gonna have to come back to it. So we got back from a realtor. So where are we gonna watch the fireworks? Derde bak, derde bak.
Derde bak. Derde bak. Yazlıklarını satmıyorlar 4 Temmuz'da Hawaii Fişek izlemek için. Şey yaparım. Ağla ağla. Adam bebek. Bebek adam. I hate every single character. Me too. I have a feeling that Elle, the girl, the main girl, Elle, is gonna break up with Noah, this guy. That won't go to Harvard. I don't know. Just a thought. That guy who's putting a fight. Yep, he punched someone. He clearly wants Elle back. What are your thoughts? What are your other thoughts? Yeah, I'm on your team. Okay. And I know you're not meant to be with that guy. Please. Just... Yo, I hate this. Me too. Excuse me, I'm not caring about you. Everything that I've done is for everything, for you and for everybody. It's really rude that I care too much. Oh my gosh! I hate her, but I also hate everyone around her. Merhaba dostlarım, Kissing Booth 3'ü bitirdik kuzenimle. Say hi. Çok kötüydü. Hani bunun üzerine daha ne kadar bir şey diyebilirim bilmiyorum. Kissing Booth serisi çok kötü. Arkadaşlar lütfen zamanınızı buna harcamayın. Kissing Booth 3 gerçekten çok kötüydü. Serinin en kötüsü bile olabilir yani. Onu öyle diyeyim. Evet yani gerçekten 2 saatimi yine buna harcadığıma inanamıyorum yani. Kuzenim de beğenmedi zaten. Kuzenim 8 yaşındaki çocuğu bile beğendirtiremediniz. Yani o kadar kötü bir filmdi. Neyse. Bunun üzerine gerçekten daha fazla konuşmak istemiyorum. Bir sonraki filmde görüşürüz arkadaşlar. Merhaba dostlarım. Günlerden 18 Ağustos. Ve aslında ben bu videonun yani bu kısmını, videonun bu kısmını dün başlamam lazımdı. Çünkü Türkiye'de bugün Top 10 film listesinde Beckett diye bir film gelmiş birinci sıraya. Yani dün gelmişti aslında. Ama neyse ki Beckett hala birinci sırada. O yüzden... Şimdi izlemeye başlayacağım filmi. Netflix'in iyi kadrolu ama kötü senaryolu veya kötü çekilmiş bir filmi olacağını düşünüyorum. Hadi o zaman geçelim. Hello. Beckett hakkındaki düşüncelerimi şuraya yazdım. Şimdi küçük bir özet geçeceğim ve izlemeli misiniz, izlememeli misiniz onu açıklayacağım ve şarjım bitiyor. O yüzden birazcık çabuk yapacağım bunları. Filmin puanı 5 üzerinden 2.5-3. Yine normal bir filmdi. Filmin ilk yarısı güzeldi. İkinci yarısında çok kaybetti beni. Hani anlamadım. İlk yarısı bayağı sürükleyici geçti. Çünkü seyirciye bir soru yöneltmişti. Hani şu an ne oluyor? Bu adam niye bu duruma düştü? Hani bir kaçış hikayesi izliyorsun sonunda. O yüzden birinci yarı sürükleyici ama ikinci yarıda dedim ne oluyor? Şöyle bir şey yazmışım. Çekimler çok güzeldi ama zaten hani Yunanistan'da geçiyor film. Hani o yüzden her şekilde güzel olacak. Başka bir notum daha. Konunun bir video oyununa daha çok uyacağını düşündüm. Hani bir video oyunu olarak daha hoş olurmuş bence. Belki de vardır bunun gibi bir video oyunu ben bilmiyorum ama. Şimdi Savior Complex Amerikan kahramanımız tatil için gittiği egzotik ülkeyi kurtarma çabasına girer. Film genel olarak bu yani. Evet. Beckett da böyleydi. Yani 3. filmimizi tamamlamış olduk. Netflix Türkiye'nin birinci sırasında olan filmlerden. Bir sonraki sefer görüşürüz. Son 2 filmimiz kaldı. Bakalım neler olacak o filmler. Evet, şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz. Değildi. Evet, bu videoyu çektiğimi unuttuğumu fark ettim. Bu video neredeyse çekmeye başlayalı 1,5 ay oluyor. Videoyu devam ediyorum çekmeye. Bugün şeyi izledik. Kin diye bir film izledik. Türk yapımı, Netflix Türk yapımı bir filmdi. Yılmaz Erdoğan oynuyor. Polisiye film bir tane. Diyeceğim şeyler bu kadar. Yani film kötüydü bayağı. Hatta aralarından izlediğim en kötüsü buydu diyebilirim. Ki üzücü çünkü hani... Kissing Booth'u da izledim ben. Gerçi Kissing Booth'la galiba aynı puanı verdim ben buna.
O bile, o cümle bile çok şey anlatıyor bence. Şimdi bence genel olarak herkesin zaten Letterboxd'a da birazcık gördüm. Herkesin en büyük şikayeti filmden diyaloglardı. Diyaloglar çok kötüydü. Yani kitap yazıyor gibi bir dil kullanmıştı. İnsanlar böyle konuşmuyor. Basit bir polisiye filmine dönüşüyor yani. Ya benim anladığım kadarıyla Türkan Derya yönetmen. Ve bu Türkan Derya'nın ikinci uzun metrajlı filmiymiş. Daha öncesinde daha çok dizi bölümleri çekiyormuş. Öyle bir hava aldım gerçekten hani. Yani bir dizinin final bölümünü izliyormuşum gibiydi. Gerçekten öyle düşündüm hani. Aa, sonunda noktalar birleşiyor ve bu bildiğimiz bir sezon boyunca tanıdığımız karakterlerin ne olduğunu falan şey yapıyoruz. Hani dizinin en azından ikinci yarısı bana birazcık öyle geldi. İlk yarısında da bir bütün bir sezonu böyle hızlı bir şekilde fast forward'a alıp işte karakterler bunlar, olay bu falan filan diye anlatması gibiydi. O yüzden birazcık üzücü buldum filmi. Başka bir notum daha var mı? Bakıyorum. Evet, çoğunlukla genel olarak notlarım diyaloglar çok kötü, diyaloglar çok kötü. Filmin polisiye yanı zayıftı. Ne olacağını merak etmedim. Gerilim yaratmadı. Önemsemedim karakterleri gibi kısa notlar almışım. Evet, bugün günlerden 9'u, 9 Ekim. 9 Ekim 2021 ben bu videoyu Ağustos'u çekmeye başlamıştım dediğim gibi. Ve yarın bahsedeceğim dizi / filmle de bu videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Çünkü genel olarak anlamışsınızdır ki Türkiye'nin Netflix film zevkini asla beğenmedim. Yarınki konuşacağım dizi / film kuralları kırıyor gibi olacağım ama hani uzun süredir şu an Netflix'in birinci filmi, yani birinci izlenen içeriği düşüncelerimi aktarıp bu videoyu tamamlamak istiyorum. Ve hani birazcık da pozitif bir noktada bırakmak istiyorum. Çünkü 1,5 aydır hani her gün bakıyorum diyemeyeceğim. Arada bakıyorum böyle Netflix'in birinci içeriklerine falan filan diye, filmlerde en azından. Ve hani gerçekten kaliteli bir iş bile, çok kaliteli, inanılmaz kaliteli bir iş görmedim. Bir ara hatta çok böyle yakın zamanda takip ediyordum böyle Gone Girl, yani Kayıp Kız. İlk 3'e mi 4'e mi ne girmişti? Ve demiştim ki abi bu film girerse, bu film girerse ilk 1'e, yani birinci sıraya gelirse o zaman affedeceğim. Gerçekten affedeceğim. Ama ertesi gün baktım listede bile yoktu. O yüzden pozitif bir noktada bırakmak için yarınki dizimizde görüşürüz demek istiyorum. Evet, yarın görüşürüz o zaman. Adios. Evet, Squid Game. Ben de izledim. Hatta sadece ben değil, halamla beraber izledik. Ve hani başladım ben izlemeye. Halam birazcık altyazı takip etmekte çok iyi değil. O yüzden çok bakmaz gibi düşünüyordum. Sonrasında ben izliyorum ve gerçekten çok beğendi. 3 bölüm falan gittim. Biliyorsunuz 1 saatlik bölüm. 1 saat 9 falan oldu yani. Ve halam bana döndü, dedi ki bir bölüm daha izlesek ya. Gerçekten yakın zamanda izlediğim en iyi televizyon işlerinden biriydi. Çok beğendim ve abartılıyor evet, ama abartılması gereken bir dizi. Hadi birazcık konuşalım. Gerçekten çok beğendiğim unsurlardan biri karakterlerdi. Karakterlerin genel olarak yapısıydı. Her karakterin orada olma sebebi var. Her karakterin bir nedeni var yani o parayı kazanmak için. Ve senaryoda bence bu çok güzel işlenmiş. Çünkü hepsinin mücadelesini çok net bir şekilde görebiliyorsun. Özellikle ana üçlünüzün. İsimleri okuyamadığım için numara söyleyeceğim ama çok garip geliyor karakterleri numarayla şey yapmak, çağırmak. Yani 456, 218 ve 67'nin deli iyi bir yazımı var yani üçünün de. Gerçekten hepsi çok sağlam karakterler. Özellikle ne kadar nefret edilse bile 218'in öyle olma mantığı var. Arkadaşlar siz hiç mi işletmeciyle tanışmadınız? İşletmeci mantığı diye bir şey var. Herkes edilebilir ama ben üstte olayım. O mantık yani mükemmel işlenmiş yani. İnanılmaz güzeldi. Evet, genel olarak çok beğendim bu diziyi. Tek beğenmediğim kısmını açıklayayım. Sondaki plot twist ve genel olarak dizinin ilk sezonunun sonu çok uzatmışlar. İlk 4-5 bölüm gerçekten inanılmaz hızlı bir pacing'i var. Yani olay üstüne olay gerçekleşiyor. Biri ölüyor, yanından başka biri ölüyor. Olayı kavramaya çalışıyor karakterler, ne olacağını bilmeye çalışıyor. Bir sürü olay var, dinamikler değişiyor. Yani deli gibi bir sürü olay var, dedektif var. Bunlar organ kaçakçılığı yapıyor. İlk 5-6 bölümde. Sonraki bölümler inanılmaz yavaş. Sondaki plot twist o kadar hani beklenmedik değil ki. Uzata uzata beklentiyi düşürdüler. En azından benim için. Son plot twist'te aman tanrım şok oldum demedim. Çünkü kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. O adamın öyle biri çıkmasına hiç şaşırmadım yani. O sondaki plot twist işe yaramıyor yani. Onun dışında son sahnesinin bir tane analizini izledim geçen gün. O son sahnede, havalimanı sahnesinde 456 numarayı sadece arkasından görüyoruz.
arkasında bütün bu hayatı, bütün bu yarışmayı, bütün bu oyunları arkasında bırakıyor ve Amerika'ya kızını görmeye gidecek. Ama sonrasında kartı arıyor ve geri dönüyor ve ilk defa o sahnede yüzünü görüyoruz ve tahminimce dedektifin başlattığı şeyi 456 numara bitirmeye çalışacak. Bu arada dedektifin hikayesini de gerçekten çok merak ettim. Bazı insanlar ilgi çekici bulmamış kapitalist dünyayı sallama. Abartılıyor evet ama abartılması iyi. Allah aşkına kaç tane Kore dizisi abartıyoruz? Bir tane Kore dizisi abarttık hemen didindiniz başımıza ya. Çünkü geçen gün Netflix en çok izlenen içeriklerini yayınladı. Dizilerini falan. İlk 5 teki diziler işte Bridgerton, Ginny and Georgia, onun gibi diziler. Hayatta izlemedim. Ama hani Squid Game gerçekten hani abartacaksanız gidin Squid Game'i abartın. Gerçekten çok değişik yorumlamaları olan farklı bir diziydi. Daha fazla böyle video analizi falan çıkması için çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten didik didik incelemek istiyorum diziyi, öyle diyeyim. Öyle bir dizi, yani öyle bir etki yarattı bende. Evet, bu video sonunda bitti. Sonunda bitirebildim 1,5 aydan sonra. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmişsinizse lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca siz bu filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Eminim ki hani Türkiye Netflix kullanıcısıysanız bunların herhangi bir tanesini bile izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Eğer öyleyse aşağı yorumlara yazın. Niye böyle atıyor? Aşağı yorumlara yazın. Evet, benden bugünlük bu kadar. Şimdilik görüşürüz. Bye bye.